Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Trackers of Europe 3 oynayacağız. Oyuna yeni bir güncelleme geldi. Hemen dedim çekelim. Şimdi oyuna neler geldi? Oyunda bazı hatalar düzeltilmiş. Klasik güncelleme notu. Ayrıca iki şehir arası neydi? İsmi Münih ile Linz arası mıydı? Bir yolda bir yenilik yapılmış. Hani yolda yeniden bir çalışma yapılmış herhalde. Düzenleme yapılmış. Oyuna artık ışıklar geldi. Işıklar da nasıl yani? Hani yuvarlak yuvarlak böyle araçların üzerine ne derler ona uyarı ışığı diyeyim eklemeler falan geldi. Birazdan göstereceğim. Böyle bazı aksesuar eklemeleri falan geldi. Bunları bir gösterelim. Hem de bugün bir güzel bir yük taşıyalım. F-Max'imiz vardı biliyorsunuz. Hemen şuradan girmeyecektik tabii ki. Oyuna gireceğiz. Oyunun içinden yapabiliyorduk. Ve ne geldi? Araçtan inme geldi. Arkadaşlar artık onu da söyleyeyim. Bir motoru çalıştırayım. Şimdi abi öncelikle şuraya geliyorum. Çekiciler kısmına geleceğim, yapılandır diyeceğim, oyuna yeni gelen aksesuarları göstereceğim sizlere. Şimdi şurada Bars diye bir yer var. Burada şu şekilde bar, evet bir boru ya da ne bileyim bir demir. Bunları artık ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın buraya gene ön tarafına ledler, yanına led, bakın küçük küçük ekleniyor şu an farkındaysanız. Bunlar gerçekten güzel. Bunların renklerine kadar değiştirebileceğiz. Hatta şöyle ben bunları kırmızı yapacağım arkadaşlar. Onaylıyorum. Yani her seferinde başa atmasa keşke ya. Hani her seferinde bakın üst tarafa geldi ama havanın karanlık olması lazım. Gece denk gelmemiz lazım. Gece denk gelirsek ışıkları falan güzel şekilde göstermeye çalışacağım sizlere. Şimdi Bars'tan, ya Bars'tan oraya taktık. Buraya da var abi, her tarafa var. Bakın görüyorsunuz. Çok güzel. Buraya havalı korna ekleyebileceğiz. Buraya ledler abi, hepsine istediğiniz şekilde yuvarlağı var. Siren şeklindesi var. Bakın yuvarlak, kare gibi dikdörtgen. En hepsini bundan ekliyorum ama. Şu 75 euroluklardan ekleyeceğim. Paramız da var mı bakmadım ama. Yani hepsini kırmızı seçtik mi? Seçmemişiz. Hemen seçeceğiz. Abi şimdi şunu da kırmızı seçiyorum gördüğünüz gibi. Bunu da hemen kırmızı. Bunlar yeni güncelleme ile geldi arkadaşlar. Kornaların rengi. Ha o da değişiyormuş. Ama beyaz ya da siyah olsun onlar ya. Siyah daha güzel olur. Kırmızı kırmızı ekledik. Tabi yine buralara da ekstra led ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Daha var. Daha aşağıda ekleyeceğiz. Merak etmeyin. Durun. Hepsini yapacağız. Bunu da kırmızı değil de bunu da sarı yapalım hadi böyle. Biraz daha renkli renkli gözüksün. İnşallah havada kararır da oyunda. Böyle güzel güzel bu ışıkların farkını gösteririm ve oyundan araçtan inme geldi. Yürüyebileceksiniz artık araçtan inip. Bu gerçekten güzel bir özellik. Şimdi onayla diyorum. Abi paramız da var mı? Alıp duruyoruz da. Para var mı onda? Bak bak bak. Oo, çok güzel oldu. Full kırmızı. Altta ledler dur şimdi değil. Hava biraz kararıyor bu arada. Biz uğraşırken o da güzel oldu. Böyle göstereyim, bir farlar açayım. Of of of. Çok güzel gözüktü gördüğünüz gibi. Buradaki sarılar, buradaki bunu kırmızı yapmışız. Onu düzeltelim şimdi. Diğer altlara da ledleri ekleyeceğiz. Çok güzel olacak arkadaşlar. Bu güncelleme güzel oldu gerçekten. Şimdi Bars değil. Neredeydi abi orası? Ha buraya gelip yapacağız. Şimdi şunun renginde kırmızı yaptım. Şunu da bunları gerçi kırmızı yapmayalım. Bunları sarı yapalım ya. Bunların hepsini sarı yaptım. Büyükleri kırmızı, küçükleri sarı şeklinde yaptım arkadaşlar. Abi hep onaylarda en başa dönüyor. Bu gerçekten sıkıcı. Ama yapacak bir şey yok. Bunlar da zamanla düzelecektir. Oyuna güncellemeler sık sık geliyor. Şimdi yapılandır diyorum tekrardan. Bars kısmına geldim. Burayı yaptık. Şimdi buraya geliyoruz. Abi bakın. Şöyle bir korumalık var. Demir korumalığımız var. Şu şekilde var. Şu şekilde var. Hiç sevmediğim bir şeydir aslında bunlar. Yani bu olmadan ışık takmayı isterdim ama maalesef olmuyormuş. İlla bu demirden korumalıktan takmak zorundasınız. Ben o yüzden bunu yapacağım arkadaşlar. Buraya da şu şekilde yine kırmızı değil. Bu sefer nasıl yapalım? Bir beyaz takalım. Yanına kırmızı, hemen şöyle beyaz bayrağımız, kırmızı beyaz, şöyle güzel oldu mu? Vallahi gayet güzel oldu. Hadi bunu da onaylayalım. İnşallah param bitti demez. Nerede yazıyordu paranın şeyi, onu da görmedim ama bir hemen bir şey yapacağım. Bakın şimdi ışıklar açacağım, motoru çalıştırdığım bir. Abi çok güzel gözüküyor.
Of of of. Harika oldu gerçekten. Kornamız bir havalı korna taktık. Yani ışıklar şu an 10 numara ama daha herhalde yapılabiliyor diye biliyorum. Hemen bizim paramız nerede yazıyor abi ya? Parayı göremedim hala. Neyse, sıkıntı yok. Şimdi yine Bars'a geliyorum. Buraya taktık. Buraya da takabiliyorsunuz arkadaş. Ha yok. Bir dakika, anlamadım. Abi ora gitti. Abi orayı niye sildi bu? Yanlış mı yaptık ya? Bir dakika, bir geri geleyim. Kaydetmeden çık dedim. Anlamadım niye öyle yaptı. Hayır diyorum. Bir dakika arkadaşlar, tekrar bakalım. Şimdi malum yeni güncelleme. Hiç de denemedim de çünkü nasıl oluyor falan diye. İlk defa sizlerle deniyorum yeni güncellemeyi. Şimdi yine Bars'a geliyorum. Buna geldiğimde, ha tamam. Yine böyle alt kısma bir korumalı ekliyor. Buna da tabii ki ışık takalım arkadaşlar. Güzel olur. Buna da full sarı led döşeyelim altına komple. Şöyle sarı yapayım. Ve bunlar da 30 euro tanesi. Yani fena değil. 30 euro ucuz. Yani oyundaki şeye göre, buraya da taktık. 30 euroluk takıyoruz. Abi 30 30 30 bir sürü takınca bayağı bir para ediyor. Ama bu özellik gerçekten güzel olmuş. Onu söyleyeyim. Yeni güncellemede şu araçtan inmeyi de göstereceğim birazdan sizlere. Full sarı led döşedik arkadaşlar altına. Bir kere daha gireceğim. Başka bir şey kaldı mı bir bakayım. Ondan sonra bitireceğiz. Tabii bitireceğiz derken oyuna geçeceğiz. Şimdi abi motoru çalıştır diyorum. Ledlere bakacağım. Of be. Abi çok iyi oldu be. Gerçekten çok güzel oldu. Şu iki arasında beyaz da yapabilirdik aslında ama artık başka sefere onları düzenleriz. Tekrar çekiciler diyorum. Yapılandır diyorum. Bars diyorum. Yalnız şurayı seçtiğimde abi siliyor. Herhalde şey de yapabiliyorduk. Ayrı ayrı takabiliyorduk. Aynen. Mesela buraya bir parça, buraya bir parça. Biz ne yaptık? Komple tek parça seçtik. Tamam olsun. Abi olsun. Ben girdiğim kaydetmeyelim. Eski haline gelsin tekrardan. Başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Daha ne olsun zaten. Tırımız Ford F-Max artık şöyle bir... Abi çok güzel gözüküyor. Kornamızda görüyorsunuz. Şimdi araçtan inelim mi, ister miyiz? Bakın araçtan inmek için buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bir kabin ışığını da açayım. Açık. Bu arada bir de... bunun gerçi önemi yok. Şimdi yürümeye bastığınızda gördüğünüz gibi artık araçtan inme var arkadaşlar. İstediğiniz yere gidebiliriz. Bilgisayara biraz zor oluyor oynaması ama gördüğünüz gibi araçtan ayrılıp istediğiniz noktalara gidebilirsiniz. Gerçi şu an yol kapalı, buradan çıkamıyorum ama şimdi yolda giderken yük aldıktan sonra yolda ineceğiz. Etrafa bir bakacağız arkadaşlar. Şimdi yanına gidiyorum böyle. Aracımızı bir göstereceğim tekrar. Vallahi abi çok güzel oldu ya. Gerçekten çok güzel oldu bu özellik. Şöyle yanına yaklaştığınızda aracında şu işaret çıktığında basıyorsunuz. Tekrar biniyorsunuz. Aman abi hadi. Park frenimizi çekiliymiş. Çok güzel. Güzel bir güncelleme bence. Ben beğendim. Araçtan inme basic olarak geldiğini zaten söylüyor. Güncelleme notunda. Yani basit anlamda geldi. Daha iyisi olacak gibisinden diyor. Daha iyisi olduğunda emin olun çok daha güzel olacaktır. Bilgisayarda biraz oynaması zor oluyor çünkü. Yani belki ayarlamadım ben tuşları da, onunla da alakalı gerçi ama. Şimdi abi ben şuradan bir yükümü alacağım. Çok uzun bir yük. Yani uzak bir noktaya gitmek istemiyorum. Ama hem de bir yolu da görebilir. Şu belki bir o yeni gelen yolunda değişiklik yapıldığı şehri seçebilirsem oradan bir yük taşıyalım. Bir bakayım abi. Hemen bakıyorum şimdi. Şuradan kazancı en yüksekten düşük seçeceğim. Level 15 diyor. Biz buna level'ımız yetmiyor arkadaşlar. Nürnberg'den Prag'a gidiyoruz. Nürnberg'den Prag işi var. Kömür var. Daha önce bu yükü taşımıştık ama şu çok güzelmiş ya. Olsa vinç kamyonu taşırdık. Şimdi kütükler var. Nürnberg'den Frankfurt diyor yine. Oo bu güzelmiş. Abi bu çok güzel. Kablo makarası. Yük çok güzel. Yalnız 29 ton diyor. Bu çok ağır bir yük. Ama Ford F-Max bu işi halleder arkadaşlar. Aldık mı abi yükümüzü? Aynen almışız. Tamam. Tamam bir an dedim ne oluyor acaba? Yükümüz haritada gösteriyor. Şurada navigasyonuna bakabilirsiniz. Farklı bir noktadan teslim alacağız arkadaşlar. Hemen gidelim. Biraz acaba kontrollerde mi bir şey yapılmış? Bana mı öyle geldi bilmiyorum. Bir güzelleşmiş. Farlarımız açık değil mi abi? Bir daha deneyeyim bir. Aynen şu an açık.
Hemen yük alacağımız nokta tam karşıdaki yer arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Oradan yükümüzü alacağız. Ve kablo makarası taşıyacağız. Bunu istiyordum aslında. İstediğim yüklerden bir tanesiydi. Biraz zor durdum bu arada. Abi şu ledlere bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor. Gerçekten hoş. Yükümüz çok iyi. Şansımıza havada kararıyor arkadaşlar. İyi denk geldi. Malum oyunda hani gece gündüz seçim olmadığı için rastgele başlıyor. Geceye yakın denk geldik. İyi oldu aslında. Bu ışıkları falan göstermek gerekirdi sizlere. Madem yeni bir güncelleme geldi, bunları göstermemiz lazımdı. Yolda duracağız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. İneceğiz tırımızdan. Niye olmadı? Abi daha ne olsun ki? Daha geldik ya. Daha ne kadar yani? Zaten dümdüz girdik. Abi şu an bakıyorum. Tamamdır. Mı? Heh, tamam. Biraz zor oldu ama aman abi. Abi yalnız yükümüz çok ağır be. Bu ne abi böyle? Ama Allah'tan yeni tır almıştık. Yani yoksa bunu var ya manla falan çekemezdik arkadaşlar, söyleyeyim. Şuradan power mode açayım. İşaret ışığımız yok. Kabin ışıklarımızı açtım. Yolumuz sağdan devam ediyoruz abi. Şu sağ ayna da yok ya. Abi şu sağ ayna bir gelseydi güzel olacaktı sanal aynamız. Böyle görüyorsunuz yükümüzü. Yük şahane ötesi. Gerçekten farklı yükler. Hep taşıma istiyorum bu tarz oyunlarda. Yine güzel bir yükümüz geldi abi. Hemen soldan çıkalım. Araç birazcık da olsa zorlanıyor tabii ki. Sonuçta 29 tonluk bir makara var arkadaşlar. Arkada 3 top deyim, top deyim artık. 3 top makara var. Güzel. Sanırım böyle girilmez işaretleri böyle değildi herhalde ya daha önce. Farklı şekildeydi. Yok ya, kontrollerde bir değişiklik yok. Kontroller hala aynı. Aynalar birazcık sanki düzelmiş mi FPS'i? Çok az bir şey sanki düzelmiş gibi. Selektörümüz burada. Selektör atabiliyorsunuz sol alttan. Belki benden gözükmüyor şu an ama sol altta var arkadaşlar. Dışarıdan da süreceğiz tabii ki. Dışarıdan da bakacağız. Yine ışıklar havada iyice... Evet. Harita yükleniyor dediğinde reklam giriyor arkadaşlar. Oralar kesiyoruz tabii ki. Böyle bakın. Abi 10 numara ya. Gerçekten 10 numara 5 yıldız bir ışık ne diyelim güncellemesi oldu. Araçtan inme gerçekten çok güzel. Şimdi yolda bir yerlerde ineceğiz. Hem de bir foto çekeriz. Güzel olur gerçekten. Şimdilik yolumuz devam ediyor. Henüz yani daha var. Daha var arkadaşlar, yolumuz uzun. Daha yeni çıktık yola. Ford F-Max hızlı bitir ama yine de sonuçta arkadaki yükümüz ağır. Rahat rahat gideceğiz. Tır sağa sola çekiyor ağırlıktan dolayı, fark ettiyseniz. Umarım kazasız bir şekilde gideriz. Havada iyice kararıyor. Bu ışıkları falan daha güzel bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Şu an biraz uzunları açsak mı? Of, uzunlar açınca çok güzel gözüküyor ya. Ama kısalarla gidelim. Karşıdan gelen adamın gözünü almasın. Böyle güzel. Şu an için gayet güzel gidiyoruz. 115 km hızla Ford F-Max'li 29 tonluk ne taşıyoruz? Kablo makarası taşıyoruz. Ama bu arabayı durdurmak hiç kolay olmayacak, söyleyeyim size. Yani bir durmamız icap eder. Oo, yağmur başladı. Abi yağmur başladı. İşler karışıyor arkadaşlar. Bu yükle bak sağ sol yapıyor. Arabayı kontrol edemiyorum arkadaşlar. Araç aşırı ağır bir yük taşıyor şu an. Öyle kolay değil. Ama havanın daha da kararması lazım. İyice zifiri karanlık olsun. Abi çok güzel be. Şu an benim en çok beklediğim oyunda neyin gelmesi biliyor musunuz? Fotoğraf modunun gelmesi. Bizler için çok önemli arkadaşlar. Fotoğraf modunun acilen gelmesi lazım. Fotoğraf modsuz olmuyor. İleride bir yere park edeceğim. Araçtan ineceğim. Arabaya dışarıdan bir bakacağız. Etrafa bakacağız. Bakalım nasıl oluyormuş, göreceğiz. Ama öncelikle güzel bir manzaralı bir yer görmek istiyorum abi. Biraz gidelim. Hem bir çevreyi görün. 10 numara ya. Çok güzel gözüküyor. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Yolumuz devam. Sol üstte navigasyonumuz var zaten. Görüyorsunuz arkadaşlar. Aman Q7 ne yapıyorsun, oradan çıkıyorsun vuracaktan. Sağdan çıkıyorsun, yola girerken yol vereceksin otobandan gidip geçene, düz giden adama. Hiç. Power modumuz da açık gerçi. Diferansiyel kilidini açsak. Onun tam şeyini bilmiyorum. İşlevini. Ama şu an için araç zaten çok hızlı bir şekilde gidiyor. 121 km ile gidiyoruz. 123 oldu.
Yolumuz neredeyse yarısı bitti. Gayet de hızlı gidiliyor arkadaşlar. Lan abi. Oo, kaydırdı ya. Dümdüz giderken kaydık bir daha. Şu Q7'nin nazarı değdi herhalde. Abi hiçbir yere çarpmadım da. İnanın çarpmadım. Düz giderken maalesef araç kaydı. Şu an trafikte biraz tıkandı. Adamlar farları yakmış geliyor. Q7'de de biraz direksiyon gördüğünüz gibi çok zor dönüyor. Ben de bayağı bir zorlanıyorum şu an. Toparlamam lazım. Abi çok kötü oldu ya. Çok güzel gidiyorduk. Arka tarafta da biraz kuyruk yaptık ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biraz şu kontrollerin hassasiyetin düzelmesi lazım. Oynanışa çok büyük etki ediyor. Bunun acilen düzelmesi lazım. Abi burada ne oldu böyle? Bak bak, lastik izi oluştu, görüyor musunuz? Ya aslında böyle bir şey yok. Buraya kadar lastik izi çıktı bir anda. 50 ile gidiyoruz. Tabi durduğunuz zaman arkadaki yük dağılır, tekrar hızlanmak çok zor oluyor. Ve şu anda da zaten bayağı zor. Arkadan gelenin farları da gözükmüyor bu arada. Bakın. Ha, bazıları farları var gerçi. Pardon. Bazıları yakmıyor, bazıları yakarak geliyor farlarını. O yüzden gözükmüyormuş. Ama şu an için ufak tefek bir kaza oldu ama güzel bir şekilde devam ediyoruz. Tırımız bayağı bir kirlendi ve gerçekten ledler harika. Şuraya da döşeseydik çok güzel olacaktı. Olmadı. Düzenleriz daha sonra. Altı ekstra bir bar ekleriz. O bara ledleri döşeriz. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yeni güncelleme bence gayet iyi olmuş diyebilirim sizlere. Şu an için bakalım. 108 ile gidiyoruz ve yolumuzun yarısı neredeyse bitti. Yani çok bir şey kalmadı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şu an yardıra gidiyoruz vallahi. Hiç. Araç zorlanmıyor. Şöyle şurada binaları falan gördünüz. Gayet de güzel. O yeni yolda gidemedik. O yeniden rework yapılmış bir yol var ya. Tekrardan çalışma yapılmış. Sağa sol değiştirilmiş. Düzenlenmiş bir yol vardı. Nereydi? Linz yolu muydu? Öyle bir yerdi. Linz'le bilmem ne yollar arasında. Güncelleme notu şu an önümde değil, göremiyorum ama orada vardı notlarda. Bir şey, bayağı bir yolda düzenlemeler yapılmış. Onu tabi bugün deneyemedik ama başka bir zaman bakarız arkadaşlar. Oyunda da daha böyle farklı manzaralı yollar, değişik yollar gelirse onları da muhakkak çekeceğiz. Ben bir uzunlar açsam bayağı fark ediyormuş ha. Açınca ön tarafı daha rahat görüyorum. Ooo, şimşek çok güzel çakıyordu oraya. Çok güzel gözüktü. Yalnız biz de 136 ile gidiyoruz ha. Bak bir kaydırsak bittik. Deminkinden beter oluruz, söyleyeyim size. Çok hızlı gidiyorum şu an. Yani 29 ton inanılmaz fazla. Yani araç gördüğünüz gibi sağ sol. Ya korkuyorum yani, bir anda şimdi çarpacağız bir yere gibi hissediyorum. Bayağı bir zorluyor beni. Araç sağ sol yapıyor. Bir yere vuracağız. %100 de nereye vuracağız bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaki yük de zaten bakın çok güzel bir şekilde dans ediyor. Çok dikkatli bir şekilde gitmemiz lazım. Bir yerde duracağım ama nerede durayım bilmiyorum. Yani rampada durmak istemiyorum arkadaşlar. Rampada durursak, aa yola gelmişiz abi, şeye gelmişiz. Aa, uyuman gerek diyor. Yok abi, dur şimdi uyumayalım. Ne uyuması? Ben şimdi şuraya bir abi dörtlümüzü yakalım abi. Dörtler neredeydi ya? Şuradaydı. Abi dörtlüyü yaktım. Ben bir yere park edeceğim. Bir araçtan ineceğim. Bir görün siz de bir etrafı falan bir. Oo, el frenini çekiyorsunuz. Acayip bir ses geliyor. Lastiklerinde ses geliyor bayağı abi. Abi dörtlümü yaktım. Şuraya şöyle. Şuraya durdum. Duramadım hala. 40 kilometre devam ediyorum. Tamamdır. Abi şimdi araçtan ineceğim. Bakalım. Hova, çok iyi değil mi? Gerçekten çok iyi değil mi? Bakın, etrafı tamamen görebiliyorsunuz. Tırınızı görebiliyorsunuz. Aman ezilebiliyor muyuz? Aa, zıplatıyor. Üstünden zıplatıyor. Yani o da bir garip, güzel aslında, fena değil. Şöyle gördüğünüz gibi tırımız burada arkadaşlar. Otobüs bize bir vursun bakayım ne oluyor. Vur bize. Hova. Havaya zıplıyoruz abi, çok iyi. Şöyle görüyorsunuz abi, gerçekten görüntü çok çok güzel. Ledler çok çok güzel. Bence gayet başarılı. Şöyle gördüğünüz zaman. Bir de arkadan bakalım tır nasıl gözüküyor. Tabi biraz bilgisayar dediğim gibi zor arkadaşlar şu şeyi ama. Yani şöyle bir bakın. Vallahi gayet bomba gibi duruyor. Daha ne olsun, bir şimşek çaksaydı görseydik nasıl olacaktı diye. Güzel olurdu aslında ama biraz da şöyle geçeyim. Bakın.
Gece görüntüsü de bu şekilde. LED'ler, şu kenarlara da LED ekleyebilseydik daha güzel olurdu ama bence yük zaten çok güzel, makaralar çok güzel, aracımız zaten çok güzel arkadaşlar. Hemen şöyle gideyim, aracıma bineyim, biraz da şöyle yakından bakın. Hemen el freni bırakayım, yolumuza devam edelim arkadaşlar. Dörtleri de kapatayım artık, çünkü şehire geldik, yükümüzü birazdan teslim edeceğiz. Güzel, gayet güzel ve tabii ne kadar zor araç hızlanıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz, zor da olsa ilerliyoruz. Arkadaki kuyruk oldu böyle, bir bakın. Allah, daha ne diyeyim ki ya, gerçekten beğendim, bayağı beğendim yani. Yolumuz, bakayım bu arada, geldik abi yola, Münih'e gelmişiz zaten. İleriden muhtemelen döndüğümüzde aynen Münih tabelasını gördük, Münih'e gireceğiz hemen. Ben niye silecekleri açmamışım bu arada, sileceklerimizi de açalım. Güzel oldu ya valla. Truckers of Europe 3'ü de herhalde bir haftadan fazla süredir oynamamıştık. Bugüne iyi denk geldi, güncellemenin olduğu güne denk geldik ve güzel bir şekilde bir video oluyor. Sadece önce kaçırıyordum az kalsın. Abi yapma bunu ya, ya gerçekten yapma bunu ya. Çok sıkıntı oldu ama tekrar kurtaracağız, merak etmeyin. Tekrar kurtaracağız, tekrar dönüp kurtaracağız. Birazcık orada ya belli arkadaşlar, çünkü direksiyon hassasiyeti çok sıkıntılı, kontroller sıkıntılı. Yani istediğiniz kadar iyi sürün, bir şekilde kayıyor araba yani. O da garip. Yani onun biraz daha değil, bayağı bir düzeltilmesi lazım. Ama onunla alakalı henüz bir çalışma yok gibi duruyor. Yani şu an gelen güncelleme için konuşuyorum ama muhakkak düzelecektir böyle, çünkü sürülmez arkadaşlar. Sürülmüyor da. Araç kontrol etmek çok zor, şeritle tutmak çok zor arabayı. O yüzden bir düzenleme acilen gelmesi lazım arkadaşlar. Şu an için yükümüzü teslim etmek üzereyiz. Çok az bir yolumuz kaldı. Görüyorsunuz, tırımız 10 numara 5 yıldız. Daha ne olsun. Çok güzel. Yakında yine Scania'yı falan da alacağız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim, Scania'yı da alacağız. Scania S varmış bir de. R mı S mi? Onu da alacağız. Büyük büyük tırlar alacağız. Daha güçlerini alacağız. Daha güzel yolculuklar yaparız. Daha hızları da varmış bundan. Scania'nın en üst R olan mı S olan mı neyse, o daha hızlıymış. Onu da kullanırız. Onu da alırız. Böyle güzel yolculuklar yaparız. Şimdi bununla idare edeceğiz. Ama bu da zaten daha ne olsun abi, oyunun en pahalı tırlarından bir tanesi. Bu arada düz devam ediyoruz. Uyuman gerek demişti en son bize. Umarım bak abi şu an karıştı ortalık. Kaldırıma çıktık. Devirdim. Ve tırı devirdik arkadaşlar. Geçmiş olsun. Hemen şuradan çekici diyorum. 750 euro ödedik ve aracımız düzeldi. Tekrardan çalıştır diyorsunuz. Devam ediyoruz. Yani hiç olmadık şekilde, gördüğünüz gibi hemen arabayı devirdik. Yani hiç olmayacak gibi. Ne alaka işte. Ama devrilebiliyor. Şöyle görün tekrardan. LED'lerimiz, ışıklarımız 10 numara. Yolumuz zaten şehir merkezine girdik gördüğünüz gibi. İleride bir firmaya teslim edeceğiz. Kablo makaraları kocaman, çok ağır bir yükümüzü. Şimşek çok güzel çakıyor bu arada. Yani efekt çok güzel, grafiği çok güzel. Bir de şu direksiyon hakimiyeti ya. Vallahi şu bir düzelsin, çok güzel olacak. Yani o kadar güzel olacak ki hem de bayılacaksınız. Siz de daha hoşunuza gidecek muhtemelen. Ama şu an tabi maalesef sıkıntılı arkadaşlar. Şu an problem var, onu söyleyeyim. Kontroller bayağı bir, bakın araç kafayı yemeye başlıyor. Yani çok çok dikkatli olsanız bile gene bir şekilde araç yoldan çıkıyor, kontrolden çıkıyor. Ne yaparsanız yapın yani. Şöyle dışarıdan da bakın. Abi şimdi buradan devam şu bölgeye teslim edeceğiz. Firmaya teslim edeceğiz makaraları. Buradan dönüyoruz. Aynen buradan dönüyoruz. Hemen frenleyelim abi, yavaş. Bak sağ ayna yok, göremiyoruz abi sağ tarafı. Bak bak bak, tırı görüyor musunuz? Resmen yan döndü. Mümkün değil abi normalde yan dönmesi burada. Nasıl yan dönüyor? Garip. Ama dönebiliyor yani. Şöyle bakın. Vay 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 vay, çok iyi. Tabii kendimiz park edeceğiz arkadaşlar. Her ne kadar zor da olsa kendimiz park edelim, daha güzel oluyor. Şöyle bakın. Park etmeyi atla. Hayır dedim bile. Yani şöyle tekrar bir bakın. Ben hatta şöyle diyeyim, ben ileri doğru geleyim, geri geri park edeceğiz zaten. Yavaşça, hemen bak şimdi burada bayağı bir uğraşacağız, söyleyeyim size.
Abi diyor bak ben ta ne zaman basıyorum. Geri geri gidiyor hala. Hala geri geri kendisi gidiyor arkadaşlar. Ben yani bu olayı bir türlü şey yapamadım ya. Ya bayağı bir zor oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak direksiyonu çevirdim daha yeni dönüyor. Hassasiyet falan ayarında sıkıntı yok ha bu arada. Yani algılama çok geç. Bakın hala döneceğiz. Hala arka yol tarafa vereceğiz de park edeceğiz yani. Bilmiyorum muhtemelen bırakacağım sinirden yani öyle gibi gözüküyor. Yoksa bu şekilde park etmek yok abi bak şu an full direksiyonu çevirdiğim halde hala o tarafa vermiyor arkadaşlar. Ben burada bırakırım yoksa sinirlenirim arkadaşlar. Ben şimdi birazdan park ederim. Trackers of Europe 3'ü izlediniz. Yeni güncellemelerdeki olan şeyleri göstermeye çalıştım. Umarım eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.